Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün sizlere favori birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu yıl bunu 8. kez çekiyorum. Ağustos ayını bitirdik. Evet, konsept çok zor bir konsept değil, anladığınızı düşünüyorum. O yüzden hemen videoya geçelim. Evet, not defterim yanımda. Şimdi favori filmimle beraber başlıyorum. Bu ayki izlediğim en iyi film, Mubi'den izledim. O da A Separation diye bir filmdi. Film şunu anlatıyor. 2019'da Marriage Story diye bir film vardı. Onun İran'da geçen versiyonu gibi bir şey yani. İran'da bir çifti anlatıyor, İran'da yaşayan bir çifti. Bunlar ayrılmak istiyorlar çünkü kadın Amerika'ya göç etmek istiyor ama adam hasta olan babasını bırakmak istemiyor. Ve böyle bir ayrılık döneminden geçiyorlar. Bu sırada olan olayları izliyoruz. Bir durum oluyor, mahkemelik oluyor adam falan filan. Çok değişik bir hikayeydi ve ben Orta Doğu kültürünü, Orta Doğu filmlerini çok seviyorum. O yüzden bu film Oscar'ı almış zaten 2012'de. En iyi yabancı film Oscar'ını almış ve genel olarak çok çok güzeldi. Kesinlikle öyle dram filmleri seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle önerebileceğim bir film A Separation. Filmlerden bu kadardı. Çok fazla böyle mükemmel film izlemedim. Çok farklı değişik filmler izledim. Ama en beğendiğim A Separation oldu. Sırada favori dizime geçmek istiyorum. Favori dizim bu ayki Love, Victor. Love, Victor, Love, Simon diye bir film vardı. Belki onu biliyorsunuzdur. Love, Simon filminin universe'ünde geçen bir dizi. Hatta hani Simon'la Victor aynı liseye gidiyorlar falan filan. Ana karakterimiz tahmin edebileceğiniz üzere Victor. İlk sezon boyunca Victor'ın kendi cinselliğini çözmesini, anlamaya çalışmasını izliyoruz. Böyle kafamın içine etmeyecek dizileri izlemeyi çok seviyorum. O yüzden Love, Victor bence gayet güzeldi. Aynı zamanda bununla birlikte sırf Victor'a odaklanmıyor dizi. Love, Simon'da olduğu gibi yani tek bir ana karaktere odaklanmıyor ama bir sürü farklı karakter var. Bir sürü farklı problemler var bunlarla beraber. Çünkü hani lisedeler, lise çağındaki çocukları izliyoruz. Bipolar bozukluğu, bipolar disorder'ı en iyi şekilde anlatan dizilerden biri bence Love, Victor. Burada bütün dizi boyunca çok güzel anlatılmış bipolar disorder. Aynı zamanda aşk üçgeni var. Hem de birden fazla aşk üçgeni var. Yani dediğim gibi böyle çok bir şey, böyle aman aman Emmy kazanacak bir dizi değil kesinlikle. Ama rahat bir dizi. Daha fazlasını beklemiyorum bazen dizilerimden. Hani beni sadece rahatlatsın ve güzel vakit geçireyim, keyifli bir vakit geçireyim. Love, Victor öyle dizi. Kesinlikle öneririm. Sırada bu ay okuduğum yeni kitap var. Bu da Kalp Çarpıntısı Cilt 1. Alice Osman'dan. Soyadı nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu kitap, ben bir günde bitirdim. Çizgi roman bu arada, hani şöyle böyle çizgi roman. Bu kitap çok güzel. Bu kitap 5 yıldız verdim. Dün bitirdim bu kitabı hatta yani. Dün başladım, dün bitirdim. Çizgi roman o kadar akıcı, o kadar çok güzel. Bu kitap, şuradan arkasını okuyacağım hemen. İki genç tanışırlar, dost olurlar ve sonra aşk başlar. Bunu hemen gidip alın. Neden? Gerçekten bu 8 video boyunca önerdiğim tüm kitaplar arasında en çok bunu almanızı çok isterim. Nedenini söylüyorum. Çünkü DNR aptalı, DNR aptal kitabevi bu kitabı kaldırttırıyor. Neden? LGBT kitabı olduğu için. Bütün LGBT kitaplarından çizgi romanlı olanı kaldırmaları Kalp Çarpıntısı gerçekten başka bir şey değil. Yani bu iki genç tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar ve sonrasında da aşk başlıyor. Bir tane sözü okuyacağım, kitaptan buldum. Bana iyi davranan her çocuğa hemen aşık olacak değilim. Şöyle göstereyim. Müthiş, çok doğal ve çizimler çok güzel. Mesela şöyle yapayım. Bu taraf gözükmesini istiyorum. Ve üzerine yazarın kendisi şarkı önerileri yapıyor kitap için, yani kitaptaki karakterler için. Ve aynı zamanda kişilik kartları ve MBTI'ları var insanların. Gördüğünüz üzere, bir dakika şunu göstereyim şöyle. Myers-Briggs kişilik şeyi, ISTP ve Silter'in. Yani bu kitap benim en sevdiğim çizgi roman haline geldi arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel. Evet. Bu kitap da böyle. Şimdi favori şarkılarıma geçelim. Bu ay da çok güzel şarkılar buldum. Ancak şöyle bir durum var. Ben yaz playlistim vardı. Ve o yaz playlistim ben işte Haziran'dan beri falan tutuyorum. Yani. Ben de kimse takip etmiyordu. Dedim hani çok sıkıntı değil. Kimse şey takip etmesine gerek yok falan filan. Ama sonra anladım ki ben bu playlisti gizli tutmuşum. Ama ben herkese açık yaptığıma emindim. Ama gizliymiş. O yüzden bu şarkıları şimdi benim playlistimde aşağıda bulabilirsiniz. Kesinlikle playlisti açtım tamamen. Herkese açık şu anda. Şimdi şarkılara geçelim. Olmayacak işlerin peşinden
bitiyor mu? Kazandığımız tüm ilişkileri yumayın favori şarkılarım da bu kadardı. Dediğim gibi az önce bunların hepsini aşağıdaki playlistten bulabilirsiniz. Evet, şimdi favori diğer şeylerime geçelim. Bu ay sadece bir tane favori diğer şeyim var. O da hayatımda ilk defa Kültür Park'a gittim. Yani eski fuarın olduğu yere. Ve Kültür Park çok güzelmiş. Gerçekten çok çok keyif aldım orada gittiğim iki zamanda da. Birinde de bisiklet kiraladık. Çok güzeldi. Gerçekten uzun süredir böyle düz alanda böyle dümdüz bir yerde bisiklet sürmek istiyordum. Çünkü Normal People izlemiştim ve Normal People'ın bisiklet sahnesi var, biliyor musunuz bilmiyorum ama o sahneye hayranım. O sahneye hayranım ben. O sahne benim kafamda kira ödemeden yaşıyor yani. O kadar güzel bir sahne. Ve o zamandan beri bisiklete binmek çok istiyordum. Bisiklet kiraladık. Çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendim yani. Bütün parkı dolaştık. İkinci sefer gittiğimde Teoman konserine gittik. Ve onu vlogladım. Şuradan. Bunlardan birinden. Bulabilirsiniz o videoyu. Gerçekten çok keyifli bir yer. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız veya İzmir'e ziyarete gelecekseniz kesinlikle Kültür Park'a gitmenizi öneririm. Çok güzel bir yer gerçekten. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Z.Serdaro. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Evet, üniversite sonuçları geldi. Nereye girdiniz? Bilkent'e gelen var mı? Şimdilik bu kadar benden. Çok konuştum. Hadi bay bay, görüşürüz.